27 Kasım 2016 Bursa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fütuhat-ı Mekkiye 7. cilt 278. sayfa. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu başlığı yakin ve sırlarının bilinmesi. Yakin, Allah'ın peygamberine söylediği sana yakin gelene kadar Rabbine ibadet et ayetinde belirtilen şeydir. Hükmü ise yakin duyulan şeyle nefsin dinginliği ya da yakin duyulacak şeye doğru hareketidir. Yakin, İnsanın herhangi bir şey hakkında basiret sahibi olmasıdır. Yakin, insanın herhangi bir şey hakkında basiret sahibi olmasıdır. Kalp gözüyle bilmesi, görmesidir. Nefiste arzulanan şeyin hükmü, gerçekleşen şeyin hükmü gibi ise bu yakindir. Burada yakine konu olan şeyin gerçekleşip gerçekleşmemesi birdir. Örnek olarak, Allah'ın emri geldi ayetini verebiliriz. Henüz gelmemiş olsa bile mümin nefs onun kesin olarak gerçekleşeceğini arınır ve gerçekleşip gerçekleşmemesi arasında fark yoktur. Bu ise perde kalksaydı yakinim artmazdı denilen sözdür. Bununla birlikte yakine konu olan şey dışta gerçekleşmiş değildir. Allah peygambere ve o konumdaki her kula şöyle hitap eder. Ayette şöyle geçer. Yakin gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin geldiğinde ise ibadet eden, edilen, amel sahibiyle kendisi için amel edilenin kim olduğunu, zahirin mazharlardaki etkisinin, mazharların zahire neyi verdiğini öğrenirsin. Bilmelisin ki yakinin ilim, ayn ve hak dereceleri vardır. Yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin diye mertebeleri vardır. Her hakkın ise bir hakikati vardır. Bu konu bu kitapta sonraki bir bölümde Allah izin verirse özetle ele alınacaktır. Onun ilim, ayn ve hak dereceleri vardır. Çünkü bazen yakin, ilim, ayn ve hak olmaksızın gerçekleşir ve nezdinde gerçekleştiği kimse onun hakkında kesin hüküm verir. Bu kişi yakin bilgi sahibi değil, sadece yakin sahibidir. Demek ki yakin sahibi olmak ayrı şey, yakin bilgi sahibi olmak ayrı şey. Arkadaşlarımız yakin hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba yakin başka bir yakinden daha tam olabilir mi, olmaz mı? Hazreti Peygamber'in Hazreti İsa hakkında şöyle dediği rivayet edilir. Resulullah Efendimiz'den bir sözü, hadis-i şerifi aktarmış burada. Ne demiş? Yakini artsaydı havada yürürdü Hazreti İsa için. Resulullah Efendimiz diyor ki yakini artsaydı havada yürürdü. Bu sözüyle Hazreti Peygamber sanki İsra gecesine ve peygamberin havada yürümesinin yakin vasıtasıyla gerçekleştiğine işaret eder. Bu yorum yerinde bir yorum değildir. Çünkü Rabbi onu ayetlerini göstermek üzere yürütmüş, ona Burak göndermiş ve İsra gecesinde onu taşımıştı. Hazreti Peygamber'den böyle bir hadis bu anlama işaret etmek üzere sahih olamaz. Bilindiği gibi hiç kimse yakinde peygamberin dengi değildir. Fakat o yakini sayesinde havada yürümemişti. Kimse Resulullah Efendimizin dengi ona olamaz diyor yakin derecesinde. Ama o yakini sayesinde havada yürümemişti. Cebrail kendisine katırdan küçük, eşekten büyük Burak adlı bir binek getirmiş ve onda taşınmıştı. Bu şekilde niteliyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Katırdan küçük, eşekten büyük bir binek. Burak ismi verilen bu binek. Havada yürüyen Burak idi. Sonra Burak kendisini izin verilen yere kadar götürdüğünde Burak'tan inerek refrefe oturmuş ve Allah'ın dilediği yere kadar götürülmüştü. Refrefte bir kürsü gibi niteleniyor. İnsanlar bütün bunlardan habersizdir. Öyleyse peygamber yakinin gücü nedeniyle havada yürütülmemişti. Üstelik bu esnada en genel anlamıyla, fakat mutluluğun bulunduğu şeydir yakin konusu,
ilgili olduğu şeye bağlanmış yakini kalbindeydi. Çünkü Hazreti Peygamber bu yakiniyle methedilmiştir. Bizim yakin hakkında kıymetli bir risalemiz vardır. Onu Lut peygamberi ziyaret ederken Halil İbrahim mescidindeki yakin mescidinde yazmıştık. Bu bağlamda cahil, cahil olduğunu, zan sahibi, zan sahibi olduğunu, kuşkuya kapılan, kuşku duyduğu hususta kuşkulu olduğunu yakinen bilir. İşte diyor bu risalemi bize okursa kişi, cahil cahilliğini de anlamış olur bu risaleden diyor. Veya zan sahibi, gerçekte zan sahibi olduğunu, hakikat üzere görüş sahibi değil de zan üzere hareket ettiğini anlamış olur. Kuşku sahibi de kuşku içerisinde olduğunu anlar diyor. Bu yakin risalesini okuduğu zaman. Risaleler, Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Kitsan'dan çıkmış olan risaleler 1, 2, 3, 3 cilt eser var. Orada o yakin risalesi de geçmekte o eserlerin içerisinde. Bunlardan her biri üzerinde bulunduğu durum hakkında kesin bir yakin taşır. Bu ise bilgi ya da başka bir şey olabilir. Onun üstünlüğü nerededir dersen şöyle deriz. Yakinin üstünlüğü tıpkı bilgi gibi ilgili olduğu şeye bağlıdır ve bu nedenle sana yakin gelene kadar ayetinde belirli gelerek özel anlamda yakine konu olan şey kastedilmiştir. Burada kendisiyle övgünün gerçekleştiği yakin değil, belirli bir yakin kastedildi. Allah onu yakinen öldürmediler demiştir ayette. Burada İsa'nın onların yanında değil, gerçekte öldürülmemiş olduğu kastedilir. Hazreti İsa için böyle geçmekte diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette. Onu yakinen öldürmediler. Onlar ise İsa hakkında kuşkuya düştüler. Ayette geçen ise kendisiyle bil fiil var olacağı müstakil bir yeri olmayan yakindir. Çünkü onlar İsa'yı öldürdüklerine yakinen inanıyordu. Ve Allah yakinin yeri olamaz. Öyleyse yakinin yeri sadece öldürmedir. Bu ise mananın mana ile bil fiil var olması kapsamındadır. Çünkü yakin bir mana olduğu gibi öldürme de bir manadır. Öyleyse öldürme İsa'da bil fiil bulunmadığını yakinen bilmiştir. Bu ayette öldürme yakin ile nitelenmiştir. Manaların en doğrusu manalar ile bil fiil var olandır. Bizce bu mesele aklın şaşırdığı ve herhangi bir şekilde hüküm veremeyeceği hususlardandır. Bir kısmımıza göre bu konuyu bilmek imkansıza katılırken bir kısmımıza göre mümkün ve vakidir. Özetle yakinin doğal ve alışılagelmiş hususlarda bulunması güçtür. Çünkü adet bilhassa doğal bedenin varlığının kendisine dayandığı hususlarda olmak üzere doğayı çalar. Bedenin bil fiil varlığının bağlı olduğu şey kaybolduğunda acı duyar. Acı ise yakine zarar vermez. Çünkü onun zıttı değildir. Fakat şöyle diyebilirsin. Acı insanın hareketlenmesine ve titremesine yol açar. Özellikle açlık, susuzluk, sıcak ve soğuk acısı böyledir. Hareketlenme ve ıstırap ise yakin ile çelişir. Çünkü yakin, nefsin bu acıları gideren araçların elinde olan kimseye yönelmesidir. Acıların bulunduğu kimse ise doğal olarak acıların hızla ortadan kalkmasını ister. Hal böyleyken, burada yakinde tasavvuf ehlinin zannettiğinden başka bir yol takip ederiz. Bu yola göre ıstırap yakine zarar vermez. Bunun böyle olması o acıları gidermede nefsin doğal olarak bunları gideren sebeplere değil, hakkın mertebesine yönelmesi şartına bağlıdır. Hak onları bu sebeplerle gidermek isterse giderir. Bu durumda hak o kişide bu sebepleri yaratarak acıları ortadan kaldırır. Allah onları başka bir şeyle gidermek isterse, yakin başka bir şeyle değil, ilahi mertebeyle ilgili olur. Bu ise Allah adamlarında çokça olur. Ariflerde yakinin dereceleri 201'dir. Melamiler ise 170'tir. Yakinin melekut ve ceberut alemine dönük nispeti vardır. Ayrıca onun melekut alemine tek bir nispeti var iken, ariflerde iki nispeti vardır. Çünkü yakin, ariflerde 6 hakikatten bileşik bulunur. Melamilerdeki yapısı ise 4 hakikatten oluşur. Yakin diri ve ölü sükun sahibidir. Diri sükun ile sahibi hareketlenirken ölü sükun ile Allah'ın kendisini izaleyi irade ettiği belirli bir giderici olmaksızın ıstırap duyduğu hususta Allah'a bağlanır.
Yakinin terki ve sırları. Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki burada tekrarın olumsuzlanmasıyla ilahi genişlik nedeniyle varlıkta tekrar yoktur ifadesini kastetmekteyim. Bunu sık sık vurgulamakta Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Varlıkta tekrar yoktur. Aynısının tekrarı asla ve kat'a olmaz. Allah bir kuluna aynı tecelliyi ikinci bir kez asla yapmayacağı gibi bir kuluna kullandığı tecellinin aynısını başka bir varlığa, başka bir kula da kullanmaz. Bu Allah'ın ilminin yarattığının zenginliği ve sonsuzluğunun işaretidir. Eğer öyle bir şey olsaydı diyor, aynısını Allah-u Teala kullanmış olsaydı o zaman ilminin sınırlılığı akla gelmiş olurdu. Burada bunu sık sık konusu geldikçe bunu Muhittin İbn Arabi Hazretleri vurgulamaktadır. Varlıkta tekrar yoktur ifadesini kastetmekteyim. Tekrar sayılan şey duyunun algılayamadığı benzerlerin varlığıdır. Tekrar yoktur, benzer vardır. Hani bazen deriz ya, ya aynısı oldu, aynısını yapmış, aynısı diye bir şey yok. Benzeri var. Çünkü birebir aynısının olmasının mümkünatı yok. Bu benzerler arasındaki parçalanma algılanamaz. Başka bir ifadeyle yok olanlar ile yenilenenler arasındaki fark anlaşılamaz. Bu ise kelamcıların araz iki anda baki kalmaz şeklinde dile getirilen düşünceleridir. Yakinde tıpkı sabırda olduğu gibi ilahi kahra karşı koyma kokusu bulunduğu için Allah ehli onunla nitelenmeyi, onu öğrenmeyi ve Allah'tan istemeyi terk etmiştir. Kendi çabası olmaksızın Allah nezdinden yakin geldiğinde ise kul Allah karşısındaki saygının gereğiyle onu kabul eder ve Allah onun yakinin bulunduğu bir yer haline getirmeyi dilediğinde Allah'a iade etmez. Yakinin kuldaki etkisi ondan bu zararı gidermede Allah'a bağlanmaktır. Bu ise yakini ve onun kendisi gibi bir kula ya da onun dileğine değil hakkın mertebesine bağlanmasını istemektir. Şöyle ki kul yakinin ortaya çıkmasının sebebi olunca, çünkü yakin kendi başına bilfiil var olamaz, yakinin kendisinde varlık kazandığı yerin onda bir etkisi olur ve bu etki kendi ödülünü talep eder. Böylelikle yakin kendisini var edenden o yerdeki zararın kaldırılmasını diler. Çünkü yakin sadece zararı gidermek üzere var olur. Bulunduğu yerde yarar var ise yakinin katkısı yararda değil, çünkü o zaten vardır, onun sürekliliğini sağlamada ortaya çıkar. Eğer bulunduğu yerde zarar varsa yakin zararı ortadan kaldırır diyor. Eğer bulunduğu yerde zaten yarar varsa o zaman onun sürekliliğini sağlamada ortaya çıkar yakin. Kul menfaatin kaybolduğu vehmine kapılırsa yakin Allah'tan bu yararın bulunduğu yerde sürmesini ister. Bu kadarlık bir ölçüyle yakini terk gerçekleşir. Yani kul dilediği konuda Rabbine dua ederken yakine itiraz etmez. Böylelikle kul dilediğini yapmak üzere onu terk eder. Burada kul herhangi bir şey ile nitelenmez. Bu tahlile rağmen mesele kapalı ve algıdan uzaktır. Öyleyse kul aslı bakımından zorlanan ve mülkü sarsılan birisidir. Dolayısıyla hakikati bakımından kulun yakini yoktur. Çünkü o arazların üzerinde yenilendiği bir yerdir. Yakin ise sükundur. Bu ise iki zamanda sabit olmayan bir arazdır. Allah her gün bir iştedir. Günlerin en küçüğü ise fert zamandır. Yani an. Sana Allah ehlinin yakini talep ettiği şeyden uzak durduklarını açıkladım. Yakin isteyendir. Bu nedenle Allah ayette şöyle geçer. Sana yakin gelinceye kadar demiştir. Yakin isteyen ve yoran şey sen ise rahattasın. Anla. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Allah'ın iradesi karşısında durmak durağanlığa imkan vermez. Çünkü bu nefsin hakikatinden çıkmak demektir. Hiçbir şey kendi hakikatinden dışına çıkamaz. Çünkü bir şeyin kendi hakikatinden çıkması mümkün değildir. Mürid bir müjdeyle itminan bulabilir. Kul bu esnada sözün doğruluğu nedeniyle sakinleşir. Ayrıca müjde belirli ve vakitlidir. Bu durumda ise ona doğru bir yöneliş gerçekleşir ki bu da yakindir. Bir rivayette meleklerin Allah'ın tuzağından korktukları aktarılır. Korku ile birlikte yakin olmaz. Kul Allah dilediğini yapandır ayetiyle mutmain olursa yakinden ayrılmaz ve bu durağanlık yakin diye isimlendirilir.
Fakat bulunduğu yerde Allah ehlinin terimlerine göre yakinden başka bir şey meydana gelir. Bize göre yakin Allah'ın yaratıklarından her birinde mevcuttur. Görüş ayrılığı yakinin ne ile ilgili olduğu hakkındadır. Öyleyse yakin kapsayıcı bir niteliktir ve yakine konu olanın herhangi bir şeyin hükmünün dışında kendisinde mutluluğun bulunduğu Allah yolunun özelliklerinden değildir. İşte yakin budur. Başarıya erdiren Allah'tır. Ondan başka Rab yoktur. Sabır makamının ayrıntılarının ve sırlarının bilinmesi. Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki Allah şöyle der. Allah'a ve Resulüne eziyet edenler. Burada Allah'ın eziyete maruz kaldığı bildirilir ve bu nedenle Allah kendini yaratıkların eziyetlerine karşı sabreden anlamında Es-Sabur diye isimlendirdi. Hak Es-Sabur ismini taşırken kendisine yapılan eziyetin kaldırılmasını kullarından istediği gibi bir belaya maruz kalan insanın belanın kalkmasını istemesiyle sabırlı ismi kendisinden düşmez. Nitekim Eyüp peygamber böyle yaparak ayette geçtiği üzere bana bir zarar ilişti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin demiştir. Allah da bu isteğe rağmen onu överek biz onu sabırlı bulduk buyurdu. Öyleyse sabır nefsi belanın kaldırması ve giderilmesinde Allah'a şikayetten alıkoymak değildir. Sabır, nefsi belanın kaldırılması ve giderilmesinde Allah'a şikayetten alıkoymak değildir. Sabır, nefsi Allah'tan başkasına şikayetten alıkoymak ve onu başkasına yönelmekten engellemektir. Evet, yani başımıza gelen musibetten dolayı Allah'a bu belayı, bu musibeti, bu sıkıntıyı üzerimizden kaldır diye dua etmek sabırsızlık anlamı taşımıyor. Bu sabırlılığın, kulun sabırlılığını ortadan kaldıran bir faktör değil ki böyle de yapmak gerekir zaten. Yani kul Allah'a niyazda bulunması lazım. Başına gelen musibetten, beladan, felaketten kurtulmak için. Yoksa o gelen belaya sabredip de ben Allah'a niyazda bulunmayacağım üzerimden kaldırması için derse o ilahi kahra direnmek olur. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de diyor ki ilahi kahra direnen cahil kimsedir o zaman. Evet, devam ediyoruz. Allah'ın kullarından kendisini üzen eziyeti bırakmalarını istediğini açıklamıştık. Bununla beraber Allah onlarda eziyete yol açan şeyi yaratmama gücüne sahiptir. Öyleyse bu sabrın sırrına dikkat et. Çünkü o sırların en güzelidir. Bir rivayette Allah'tan daha çok eziyete sabreden olmadığı bildirilir. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde de bu bildiriliyor. Allah'tan daha çok eziyetlere sabreden yoktur. Sabır, cehennemlikler cehenneme, cennetlikler cennete girdiğinde kesilen ve ortadan kalkan makamlardandır. Demek ki sabır ne zamana kadar kula eşlik etmekte? Cehennemlikler cehenneme, cennetlikler de cennete girdiğinde kesilen ve ortadan kalkan bir makamdır diyor, makamlardandır. Böylece iki grup herhangi birisi içinde bulunduğu yerden başka bir şeye girmemek üzere birbirinden ayrışır. İlahi sabrın hükmü ise dünyanın yok olmasıyla ortadan kalkar. İlahi sabır, yani Allah'taki sabır, o da dünyanın yok olmasıyla, kıyametle ortadan kalkar diyor. Bu ise El-Müntakim ve Eş-Şedidül İkab isimlerinin kalkmasıyla bir müjdedir. El-Müntakim, intikam alan, Eş-Şedidül İkab, şiddetli olan hesabı, şiddetli olan Allah-u Teala, o zaman bu dünyanın ortadan kalkmasıyla bunların hükmü kalkar diyor. Çünkü Es-Sabur isminin ortadan kalktığını gördük ve Allah'ın rahmeti de gazabını geçmiştir. Dünyanın yok olmasının hikmeti Allah'tan eziyetin kalkmasıdır. Çünkü sadece orada var olabilir. Allah'a eziyet nerede oluyor? İşte dünyada. Yani dünyadaki kulların bu Allah'a yapmış oldukları, Allah'ı tanımaz kulların, Allah'ın emrine uymayan kulların hareketleri, tavırları Allah'a eziyet olmuş oluyor. Dolayısıyla Allah'a eziyetin kalkması dünyanın ortadan kalkmasıyla bitmiş oluyor. Öyleyse ey Allah'ın kulları, Allah'ın rahmetinin genişliği, kapsamı ve belirli bir süre sonra bile olsa Allah'ın dışındaki her yaratılmışa nüfuz edişiyle sevinin.
burada büyük bir müjde veriyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ey Allah'ın kulları diyor, bakın Allah'ın rahmetinin genişliği. Allah diyor ya, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri, cehennem ehlinde bile Allah'ın rahmeti onları da kuşatacaktır, gelecektir diye belirtmekte ikinci ciltte cehennem konusunda. Artık onların o azaptan lezzet alır hale gelmesiyle cehennem ehlinin. O da Allah'tan onlara vermiş olunan bir rahmet. Yani bulundukları ortamdan lezzet alır hale geçecekler. O zaman diyor, bununla sevinin. Çünkü dünyanın yok olmasıyla eziyet çeken herkesten eziyet, eziyet yok olunca sabır da yok olacaktır. Cezalandırmanın sebeplerinden biri de eziyettir. O ise artık yok olmuştur dünyanın yok olmasıyla. Öyleyse rahmet ve gazabın ortadan kalkması kaçınılmazdır. Başka bir ifadeyle rahmetin Allah'ın izniyle ve Allah dilerse Allah'ın ihsanıyla her şeyi kuşatması zorunludur. Bu bizim Allah hakkındaki zannımızdır. Allah kutsi bir hadiste şöyle der. Ben kulumun bana dair zannına göreyim. Benim hakkımda hayır zanda bulunsun. Kutsi hadiste böyle geçiyor. Ben kulumun zannına göreyim. Bana dair iyi zanda, hayır zanda bulunsun. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de diyor ki bu da benim zannımdır. Rahmet her şeyi kuşatacak diyor. Çünkü kul zannına göre muamele görür ahirette. Kutsi hadiste öyle diyor. Ben kulumun zannına göreyim diyor. Bana iyi zanda bulunsun. Allah bunu bildirdiği gibi bunu emrederek zannı ya da başkası hakkında sınırlamamıştır. Bu nedenle acıya yol açacak şey tat anlamındaki azap diye isimlendirilmiştir. Bakın azap Arapçada tat, lezzet anlamlarına gelir. Cehennemde azap olacak cehennem ehline ama oradaki azap Arapça kelime anlamı itibariyle tat, lezzet anlamına da gelmekte. Onun için işte Allah'ın rahmeti onları belli bir süreden sonra kuşattıktan sonra artık onlar o acıdan lezzet alır hale gelecekler diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu azap kelimesindeki anlamı, kökündeki anlamı itibariyle de böyle bir kapı da açıyor anlama. Bu ise Allah'tan kullarına dönük bir müjdedir. Bunun anlamı şudur. Zorunlu olarak acı duyacağınız şeyden rahmet sizi kuşattığında cehennemde bile haz alacaksınız. İşte dediğimiz mevzu. Nitekim yanan da ateşin sıcaklığından haz alır. Donan ise zemherinin soğukluğundan haz alır. Hakikaten insan çok soğukta kalıp da donan bir uyku hali, bir uyuşukluk hali, bir rahatlık hali gelir. Öyle donarmış değil mi? Aşırı soğuk ortamda mesela donmak üzereyken. Bir artık haz alıp, lezzet alıp uyku haliyle birlikte artık üşümeyi hissetmez bir şekilde donarak kişi ölüyor. Buradan da örnek vermiş oluyor. Bu nedenle cehennem mizaç farklılığı nedeniyle hem ateşi hem zemheriri içerir. Belirli bir mizaç için acıya yol açan şey onun zıttı başka bir mizaçta nimete yol açar. Dolayısıyla hikmet işlevsiz kalmaz. Allah cehennemliklere sıcakta kalanlar için zemheriri bırakır. Ateşi ise ateştekiler için baki bırakır. Böylelikle hepsi birden cehennemde nimetlenir. Öyleyse onlar öyle bir mizaçtadırlar ki o mizaca sahip olarak cennete girselerdi cennetteki itidal nedeniyle orada azap görürlerdi. Evet, Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin ilginç tespitlerinden biridir bu da. Cehennem ehli artık o süreçten sonra yani o azaptan lezzet alır hale geldiklerinde mizaçları gereği eğer ki onları diyor cennete konulsaydı o mizaç üzere onlar cennetten esas azap görür hale gelirlerdi. İstemezlerdi. Çünkü onların mizaçları artık orasını hoşlanır vaziyete gelmiş artık. O ateşten hoşlanır vaziyette mizaçları. Sonra bil ki sabır edatların çeşitlenmesi nedeniyle çeşitlenir. Allah'ta sabır fi. Ona eziyet verme söz konusu olduğundadır. Allah'ta sabır. Allah karşısında sabır mea. Azapta azap edeni görmektir. Allah'a karşı âlâ, Allah'a karşı sabır, Rabbinin varlığına bitişmeksizin nefsinin varlığıyla Rabbini yitirme halidir. Allah ile sabır, bi, hakkın sabrın kendisi olmasıdır. Nitekim hak, kulun duyması ve görmesi olur. Allah'tan, yani min ekiyle, Allah'tan sabır, güç ve kuvvetin insandan düşmesidir. Artık güç ve kuvvet Allah'a aittir demezsin. Bu durumda sabır
yardım istemeyle ortadan kalkar. Allah'tan, anillah, Allah'tan sabır, makam bakımından sabrın en üstünüdür. Bu ölümle ortadan kalkan ve ahirette bulunmayan sabırdır. Çünkü bu sabrın sahibi sabrı Es-Sabur ismini Allah'a nispet ettiği şekilde Allah'a nispet eder. Bu nedenle dünyanın yok olmasıyla ortadan kalkar. Kulda ise dünyadan ayrılmayla ortadan kalkar. Sen kimden ayrılırsan o da senden ayrılmıştır. Bunlar sabrı Allah'tan alan kimselerdir. Bu bilgiyi falandan aldım dediğinde bilgide o kişiyle birsin. Süleyman peygamberin iyiliği Rabbimin zikrinden dolayı sevdim sözü buna benzer. Çünkü o iyiliği hayır diye isimlendirmiş ve hayır Allah'a aittir. Rabbimin zikrinden diyerek Rabbinin ona hatırlatması nedeniyle onu sevdiğini belirtmiştir. Sonra Rabbinin iyiliğiyle sevinerek ve hoşnut olarak elini onun köklerine ve dallarına sürmeye başladı. Çünkü o iyiliği yani hayrı sevmeyi sevmişti. İyiliği sevmek ile ya Allah'ın onu sevmesi ya da iyiliğin sevgiyle nitelenmesi bakımından iyiliğin sevilmesi kast eder. Hayır ve iyilik de hayırları sever çünkü onlar onun var olduğu yerdir. Süleyman da hayrı sevmeyi sevdim demişti. Yani ben sevgimde tıpkı sevgisindeki iyilik gibiyim. Bu nedenle atlar ortadan çekildiğinde yani Rahman atlar kaybolduğunda onlara özlem duymuştu. Çünkü Süleyman haz veren niteliği onun adına zorunlu kılan yeri yitirmiştir. Çünkü haz onun adına bir tecelligahtır. Bu nedenle onları bana getirin demişti. Ayette geçen tevari, ortadan çekilmek, perdelenmek kelimesini güneşe ait sayan yorumcular vardır. Halbuki ayette güneş zikredilmediği gibi onların zannettiği gibi namaz da zikredilmedi. Ayrıca onlar burada Kur'an tefsirinde Yahudi hikayelerini almıştır. Peygamber ise bize ehli kitabı ne doğrulamayı ne de yalanlamayı emretmiştir. Bu da önemli bir konu bakın. Peygamber bize ehli kitabı yani diğer kitap ehlini ne doğrulamayı ne de yalanlamayı emretmiştir. Kur'an'ı Yahudi hikayeleriyle yorumlayan kimse Hazreti Peygamber'in emrini Allah'ın peygamberinin emrini reddeden ise Allah'ın emrini reddetmiş demektir. Bakın Kur'an'ı Yahudi hikayeleriyle yorumlayan kimse Hazreti Peygamber'in emrini reddetmiş. Allah'ın peygamberinin emrini reddeden ise Allah'ın emrini reddetmiş demektir. Çünkü ayette belirtildiği gibi Allah-u Teala Resulullah Efendimiz için ona uyun diyor değil mi? Onda sizin için güzel örnek vardır diyor. Dolayısıyla peygambere uyan Allah'a da uymuş oluyor. Peygambere uymayan Allah'a da uymamış olur. Çünkü Allah bize peygambere itaati, bize verdiğini almayı ve yasakladığı şeyden uzak durmayı emretmiştir. Çünkü bizi İsrailoğullarının peygamberlerinin rivayetlerine ya peygamber ulaştırabilir ki onu tasdik ederiz ya da ehli kitap bizi onlardan haberdar eder ki bu durumda da çekimser kalırız. Kitabımızda ya da peygamberimizin sözünde bu rivayeti bulamazsak ve akli kanıtlar da onu reddeden veya onaylayan bir şey olmazsa ona dayanarak hüküm vermeyiz. Burada ayetin bağlamı ise açık bir şekilde söz konusu müfessirlerin yorumuna işaret etmez. Onların Süleyman'ı denedik ayetinin yorumu hakkındaki imalarına gelirsek burada söz konusu olan o fitne değildir. Bu deneme atlarla ilgili ise haberdar olmak demektir. Bu durumda atları gördüğünde denemenin amacı Süleyman'ın onları Allah'ı hatırlayarak mı yoksa kendilerinden dolayı mı seveceğinin öğrenilmesidir. Hazreti Peygamber Süleyman'ın atları Rabbini hatırlamak üzere sevdiğini, kendileri için değil Rabbini hatırlamak üzere sevdiğini belirtti. Bununla beraber o güzel, alımlı ve Süleyman'ın muhtaç olduğu bir şeydi. Söz konusu şey Süleyman'ın kendisinden sonra kimseye verilmesini istemediği mülkün bir parçasıydı. Hak Süleyman'ın bu isteğine genel anlamda kabul etmiş, sıkıntıyı kendisinden kaldırarak işte bu bizim ikramımızdır, hesapsız olarak ver ya da dağıt. Onun bizim nezdimizde yani ahirette iyi bir makamı vardır buyurulur ayette. Yani bu mülk
diğerlerinde olduğu gibi ahiret mülkünden bir şeyi eksiltmez. Halbuki başkaları adına böyle bir mülk dünyada nimetlendiği ölçüde ahiret nimetinden eksiltir. Allah bir grup hakkında şöyle der: siz dünya zevklerine daldınız ve onlarla nimetlendiniz. Bu taksime göre Allah'tan sabır, sabır türlerinin en yücesidir. Allah'tan sabır, sıradan insanların zannına göre bir şeyden ayrılmak nedeniyle o şeye karşı duyulan sabır değildir. Allah ehlinin düşüncesi ise böyle değildir. Şibli, bir gencin Allah'tan sabır, sabrın en büyüğüdür dediğini duyunca bayılıp düşmüş. Yani Allah adamlarının kamillerinin ulaşabildiği bu makamın büyüklüğü nedeniyle baygınlık geçirmiş. Şibli'ye gencin sözünden bir parıltı gözükünce onun varidi Şibli'nin yerinde güçlenmiş, bayılmasına yol açmıştı. Yerin gücünden daha etkili her varit böyledir. Böylelikle varit ulaştığı yerde bayılma ve kendinden geçmeye yol açar. Allah ehlinin ise Allah'tan sabır hususunda sıradan insanların yorumuyla ilgili bir tecrübeleri yoktur. Nur ehli ariflerde sabrın dereceleri 323'tür. Sır ehli ariflerde ise 293 derecedir. Nur ehli melamilerde 292 derece, sır ehli melamilerde ise 262 derecedir. Sabrın telki makamının bilinmesi ve sırları. Allah sana öğretsin, bilmelisin ki sıradan insanların bildiği sabırda ilahi kahra karşı koymak ve Allah karşısında saygısızlık vardır. Sıradan insanların bildiği sabırda ilahi kahra karşı koymak ve Allah karşısında saygısızlık vardır. Sıradan insanlar sabrın hakikatini bilmiyorlar. Dolayısıyla bilmedikleri için ilahi kahra karşı koymak ve Allah karşısında sabırsızlık vardır. Allah kullarını kendisine yakarsınlar ve kendilerini sınadığı hususların kaldırılmasını istesinler diye denedi. Çünkü sabır üzerlerinde yaratıldıkları ilahi suretin nefslerinde yol açtığı hastalığa karşı bir ilaçtır. Çünkü suretin kendisinde kemale, suretin kemali halifeliktir ve onlar Allah adamlarında kamil olanlardır. Çünkü suretin kendisinde kemale ermediği kimse bir iddiada bulunur. Halifelik derecesini elde edememiş kimse surete sahip değildir. Çünkü o toplam vasıtasıyla suret üzerinde bulunur. Acıktığı için ağlayan bir adam şöyle demiş: ağlayayım diye beni acıktırdı. Öyleyse bu kişi onun için ve ona karşı ağlamıştır. Çünkü Allah adamlarının büyükleri kendilerini Allah'a şikayetten alıkoymaz. Onlar Allah sabredenleri övdüğünde kendilerini Allah'tan başkasına şikayetten alıkoyanlardır. Büyüklerin mezhebi ve yolu budur. Sümnun Allah karşısında saygısızlık yapıp nefsinde rıza ve sabrın hükmünü bulduğunda ilahi kudrete direnmek isteyip şöyle demiş: benim senden başkasında bir hazzım yok. Nasıl istersen öyle sına beni. Allah da onu küçük abdeste zorlanmayla sınamış. Nefs afiyetten olan payını istemek özelliğiyle yaratılmıştır. Ve Sünnun bu belayı isterken sağlıklıydı. Ne verirsen ver, hepsine razıyım der gibi yani Allah'a. Bu diyor aslında bir bilgisizliktir. Böyle bir söz. Bu belayla sağlık kendisinden alınınca nefs yaratılış özelliğiyle, ki bunu nefsin nitelikleri bahsinde zikretmiştik, sağlığı talep etmiş. Hastalanınca tabii bu sefer sağlığı talep ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Allah nefsin yok olmayan nitelikleri için bir takım yerler belirlemiştir. Söz konusu nitelikler yok olsaydı nefs de yok olurdu. Nefsin bu talebi onun kendinden kaynaklanan bir niteliğidir. Alimlerin alimine ve hakimlerin hakimine bakınız. Nasıl da afiyet istemekte ve bunu emretmektedir. Allah'tan bir şey isteyeceğiniz zaman afiyet isteyiniz. Bir bela içindeyseniz afiyet isteyiniz. Afiyet içindeyseniz afiyetin sürmesini isteyiniz. Bu kelime afa el eser, yani eser kayboldu kelimesinden türetilmiştir. Öyleyse afiyet bulunduğu kişiden belanın kalkması demektir. Binaenaleyh kulun acizliği, yoksulluğu ve muhtaçlığıyla
kalması Allah karşısında saygının bir gereğidir. Çünkü Allah ile zenginlik Allah'tan olamayacağı gibi genel bakımından yaratıklardan da olamaz. Fakat başkası nedeniyle kendisinden müstahni kalınabilecek belirli bir yaratıktan müstahni kalınabilir. Çünkü Allah sebepleri boş yere koymamıştır. Bir kısmı kaldırılması mümkün olmayan zati sebepler iken bir kısmı kalkabilen geçici sebeplerdir. Öyleyse cisimlik kendisinde kalırken cisimden telif ve terkibin kalkması imkansızdır. İşte bu varlıktan cismin kalkmasıyla yok olabilecek bir sebeptir. Esas sebepler kalkamayacağına göre Allah karşısındaki saygının gereğiyle geçici sebepleri de kabul eder ve fakat onlara eğilmeyiz. Bunun yerine düşünceyi Allah'a bağlı bırakırız. Düşüncenin Allah'a Allah için bağlanması geçerli değildir. Böyle bir şey imkansızdır. Düşünce Allah'a sebepler nedeniyle bağlanır. İşte bu onları bilmenin tanımıdır. Kuşkusuz sabrın terkinin ne demek olduğunu açıklanmış oldu. Murakabe makamının bilinmesi. Murakabe kendisinde şirbimizin yani içmenin, içme payının bulunduğu hakka özgü bir niteliktir. Allah şöyle der. Allah her şeyi gözetendir. Bu ayet o ikisini korumak onu yormaz ayetiyle aynı kapsamdadır. O ikisi derken kastedilen yüce alem olan gökler ile aşağı alem olan yeryüzüdür. Gerçekte ise bu ikisinden başka bir şey yoktur. Alem ise ikiye ayrılır. Kendi başına ayakta duran alem ile kendi başına bil fiil var olmayan alem. Kendi başına bil fiil var olan alem cevherlerdir. Kendi başına bil fiil var olmayan alem ise olgulardır, ekvandır, renklerdir. Bunlar sıfat ve arazlardır. Öyleyse cisim ve cevherler alemin sürekliliği arazların kendilerinde yaratılmasına bağlıdır. Arazlar kendilerinde yaratılmadığında ki beka ve varlıkları ona bağlıdır, onlar da yok olur. Arazların var olduktan sonraki ikinci anda yok olduklarında kuşku yoktur. Öyleyse hak, cisimler alemi ve ulvi ve süfli cevherler alemini sürekli gözetir, yani murakabe eder. Cevherlerin sürekliliğinin bağlı olduğu bir araz yok olursa, aynı anda Allah cevheri kendisiyle yok olmaktan koruduğu onun gibi veya zıttı bir arazı yaratır. Öyleyse Allah sürekli yaratırken alem sürekli Allah'a muhtaçtır. Bu cevherler ya da arazlar alemine ait zati bir muhtaçlıktır. İşte Hakk'ın varlığını muhafaza etmek üzere yaratıkları gözetmesi budur. Bu da kitabında şu ayette her gün bir iştedir şeklinde dile getirdiği şen, iş anlamındadır. Hakk'ın kullarına dönük başka bir murakabesi, kendilerini yükümlü tuttuğu emir ve yasaklarında belirlediği sınırlarında kullarına bakmasıdır. Bu ise büyüklük ve tehdit anlamı taşıyan murakabesidir. Allah bir kısmı için yaptıkları her işte vekil olur. Bu durum söyledikleri her sözde yanımızda bir gözetmen vardır ayetinde dile getirilir. Saygın katipler yaptıklarını bilir. Başka bir ayette söylediklerini yazacağız. Yine diğer ayette her şeyi apaçık bir imamda yazacağız. Diğer ayette Allah onların yaptıklarından habersiz değildir gibi ayetler de bu kapsama girer. İşte bu Hakk'ın kullarını gözetmesidir. Kulun murakabesi 3 kısma ayrılır. Birincisi geçerli değil iken diğer ikisi kuldan meydana gelir. Geçerli olmayanı kulun Rabbini murakabesidir. Kul Allah'ın zatını bilmediği gibi onun alemle ilişkisini de bilemez. Böyle bir murakabe, murakabe edilenin zatını bilmeyi gerektirdiği için kendisi de bilinemez. Başka bir grup ise bu murakabenin geçerli olabileceğini ileri sürmüştür. Çünkü şeriat şanına yaraşır şekilde Allah'ın alemle ilişkisini tanımlamıştır. Allah her nerede isek bizimle beraberdir. Allah arş üstünde istiva etmiştir. Allah yerdedir. Gizlimizi ve açığa vurduğumuzu bilir. O gökte de böyledir. Yakın göğe iner. O her mümkün mazharda zuhur edendir. Allah'tan bu kadarını öğrendik ve bu tanıma göre onu murakabe ederiz. Bizim eşyayı murakabe etmemiz, Allah'ı murakabe etmemizin aynısıdır.
Çünkü Allah her şeyde görünendir. Bazı insanlar gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm demiştir ki murakabe kastedilir. Başka birisi ise gördüğüm her şeyden sonra Allah'ı gördüm demiştir. Başka birisi gördüğüm her şey ile beraber Allah'ı gördüm demiştir. Birisi ise gördüğüm her şeyde Allah'ı gördüm demiştir. Bu tarz insanlar bu murakabeyi geçerli sayar. İkinci murakabe ise haya yani utanma duygusu murakabesidir. Bu kısım Allah'ın gördüğünü bilmez mi ayetine dayanır. İnsan Allah'ın kendisini gördüğünü murakabe ederken bu görme de onu murakabe eder. Dolayısıyla kul Hakk'ın onu murakabe edişini murakabe eder. İşte bu murakabenin murakabesidir ve dince emredilmiştir. Üçüncü murakabe ise kulun kalbini, zahiri ve batini nefsini Rabbinin onlardaki eserlerini görmek üzere murakabesidir. Böylelikle Rabbinin eserlerinden gördüklerine göre amel eder. Aynı şey kendi dışındaki varlıklarda da geçerlidir. Kul Rabbinin onlardaki eserlerini görmek üzere murakabe eder. Bu murakabe ayetlerimizi ufuklarda ve nefslerde kendilerine göstereceğiz ayetine dayanır. Bu murakabe Hak ile ilgilidir çünkü ondan başka fail yoktur. Murakabe kulun murakabe yapmadığı bir vaktin araya giremeyeceği şekilde sürekli gözetme içinde olmak demektir. Bunu öğrenip iyice araştırırsan nefsinde gözünün gördüğü varlıklarda fikir ve aklın ulaştığı varlıklarda müşahedede sana gösterilen şeylerde dış varlığında ya da her nerede isen kendilerini öğrendiğin varlıklarda Hakk'ın şenlerini öğrenirsin. Buradan kendi düşüncelerini de öğrenirsin. Şer'i ölçüler murakabeyi düzenlemek için de şer'i ölçüler gelmiştir. Bunlar 5 tanedir. Farz, mendup, mübah, mekruh ve haram. Ariflerden vuslat ve ünsiyet ehli olanlarda murakabe derecelerinin ulaştığı sayı 774'tür. Ünsiyet ehli melamilerde 743, edepli melamilerde 348'dir. Murakabenin alemlere dönük nispetleri de vardır. Mülk alemine dönük 2 nispeti varken melekut alemine her iki grubun edep sahipleri için tek nispet, ünsiyet ehli için ceberut alemine dönük 3 nispet vardır. Biliniz ki Allah bu bölümü yazarken vakada daha önce bilmediğim bir konuyu bana öğretti. Söz konusu vaka berzah aleminde gerçekleşti ve bana şöyle denildi. Dünyanın uyuyanın annesi olduğunu duydun mu? Dünyanın uyuyanın annesi olduğunu duydun mu? Ben de evet dedim. Bana bu bölümde ona bir yer ayır denildi. Ben de istihareye yattım. Bu bölümde onunla ilgili bir yer ayır. O konuyu da bir işte yaz denir diyor. Ben de istihareye yattım. Ve şimdi vasıl olarak anlatıyor. Hazreti Peygamber şöyle der. Dünyanın çocukları vardır. Dünyanın çocukları vardır. Dünyanın çocukları var ise dünya onların annesidir. Annenin adeti mürebbiyesi olduğu çocuklarını gözetmektir. Terbiyesi altında bulunan çocukları gözetmektir. Annenin adeti öyle değil mi? Anneler öyle yapar. Çocukları terbiye eder, gözetir. Dünya çocukları üzerinde annelik şefkatine ve ahiret hayatının zararının etkisinden korumak üzere onları gözetme duygusuna sahiptir. Çocuklar ahirete yönelir. Dünya ise çocuklarına ahiret hayırlarını görmekten engeller. Böylelikle hallerini gözetmeleri güçleşir. Bilmelisiniz ki dünya ilk yerdir. Bize yakındır. Dünya yakın. Onda var olduk. Ondan başkasını görmedik. O halde dünya bize görünendir. Bu yönüyle dünya bizi koruyan ve bize merhamet edendir. Allah'a yaklaştıran amellerimizi dünyada yaptık. Allah'ın şeriatları orada ortaya çıktı. Bütün ilahi isimleri kendinde toplayan yerdir dünya. Cennet nimetleri ve cehennem azapları orada ortaya çıktı.
sağlık ve hastalık, mutluluk ve üzüntü, gizli ve aleni oradadır. Ahirette bulunan her şeyde dünyanın bir benzeri vardır. Ahirette bulunan her şeyde dünyanın bir benzeri vardır. Orası Allah'a itaat eden güvenilir yerdir. Allah kullarına vermek üzere bir takım emanetleri dünyaya bırakmıştır. Dünyanın çocuklarının hallerini gözetmesini sağlayan şey bu özelliğidir. Dünya kendilerine ulaştırdığı bu emanetler ile onların ne yapacağını gözetler. Acaba emanete her birisinin konuluş gayesine göre hakkıyla riayet edecekler mi? Emanetlerin bir kısmı çocukların nefslerinin gayelerine uygundur ve dünya onları da gözetler. Acaba bu konuda kendilerine verilen şeylere kendi eliyle Allah'a şükredecekler mi? Bir kısmı gayelerine uygun değildir. Bu durumda da dünya onların hallerini gözetler. Acaba emanetleri rıza ve teslimiyetle kabul edecekler mi? Çünkü onlar Allah'tan gelen birer hediyedir. Birinci tür hakkında ihsan sahibi nimet veren Allah'a hamdolsun derlerken, amaçlarına uymayan durumlar hakkında her durumda Allah'a hamdolsun diyerek sevinç ve üzüntüde Allah'a hamd edenlerden olurlar. Evet, bu Resulullah Efendimizin duasıydı, hatırlayalım. Bir nimetle karşılaştığı zaman Resulullah Efendimiz nimet veren Allah'a hamdolsun derdi. Bir musibetle, bir belayla, hoşlanmayacağı bir durumla karşılaştığında ise her durumda Allah'a hamdolsun derdi. Bizim için Allah-u Teala ne buyuruyor? Sizin için onda güzel örnek vardır diyor Resulüm için. O zaman biz de onun izinden gitmeliyiz, onu takip etmeliyiz. Bir nimete ulaştığımızda nimet veren Allah'a hamdolsun derken başımıza bir bela, bir musibet ya da üzüleceğimiz, sıkılacağımız, mizacımıza hoş karşılamayacağımız bir şeyle karşılaştığımızda da her durumda Allah'a hamdolsun diyebilmeliyiz. Evet, devam ediyoruz. Birinci grup bunlardır diyor. Allah da emanetleri kuşkudan arınmış, temiz ve saf bir halde kendilerine sunar. İşte bu gruba. Dünyanın bazı çocuklarının mizaçları su için bir arazi ve kendisine konulan şeyler için bir kaba benzer. Dünyanın bazı çocuklarının mizaçları su için bir arazi ve kendisine konulan şeyler için bir kaba benzer. Bu yerin mizacı suya etki eder. Çünkü su bütünüyle temiz, asıl bakımından tatlıdır. Söz konusu su yağmur suyudur. Yeryüzünün bir bölgesinde biriktiğinde, ki arazilerin yapısı farklıdır, güzel mizaçta tat ortaya çıkarken geldiği şekilde temiz ve hoş olarak onu aslı üzerinde korur. Bu yağmur suyu saftır diyor. Yeryüzünün bir bölgesine düştüğünde, orada o çukur alanda biriktiğinde, eğer oradaki toprakta o suyun tadını, rengini bozacak bir madde yoksa o saf haliyle orada kalır. Saf su o halindedir. Onu korur. Ayrıca kendi durumuna ilave olarak mizacına bir tatlılık ve temizlik ekler. Eğer o yerde temizse bir tatlılık ve temizlik ekler. Bu sağlıklı ve temiz sudur. Bir yer suyu acılaştırırken başka bir toprak daha da acılaştırır. Bazı topraklar vardır ki orada biriken su ne olur? O topraktaki bulunan cevher nedeniyle, suya sirayetiyle su acılaşır. Tadı acı olur. Ve daha çok acı olan yerler vardır diyor. Böylelikle söz konusu yerler suyun temiz haline etki eder. O suyun temiz halini bozar. Şeriat böyle örnek vererek geliyor şimdi. Şeriat anne ile değil, çocukların davranışları ile ilgilidir. Allah Teala anne ve babaya iyilik yapmayı emretti. Bu konuda başka bir ayet, anne ve babaya öf bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle, onlara rahmet kanatlarını ger ve Rabbim onlar beni küçükken terbiye ettiği gibi sen de onlara merhamet et de buyurulur. Aziz Allah. Öyleyse Allah bu konularda sadece kullardan ortaya çıkan davranışları bildiği için tavsiyede bulundu. Bu nedenle fiillerinde bu hükümleri gözetmeleri, yani murakabe etmeleri emretmiştir ki bu sayede onlar da emrettiği şeyleri yerine getirebilirler. Dünya oğullarına karşı şefkatli, sevecen ve
merhametlidir. Ahiret aydınlığının onları kendisinden koparmasından endişe eder. Çünkü bu esnada mahal dünyadır ve hüküm ona aittir. Ondan ayrılmak uygun değildir. Nitekim insanlar oraya göçtüğünde dünya ahiret diyarına bir itirazda bulunmaz. Öyleyse dünya hüküm vermek bakımından ahiretten insaflıdır. Çünkü kendi otoritesinin geçtiği yerdedir. Ahiret günü gelip gün onun günü olduğunda ise dünya ahirete karşı çıkmaz ve onunla didişmez. Dünya insanlardan herhangi birinden daha insaflıdır. Katade şöyle der. Dünya ne kadar da insaflıdır. Kendinde kötülük yapanın kötülüğüyle kınanmış, iyilik yapanın iyiliğiyle övülmemiştir. Dünya özü gereği kötülüğü ve çirkinliği vermiş olsaydı herhangi bir peygamberin ve salih kulun onda bulunması mümkün olmazdı. Nasıl olabilir ki Allah onu itaat etmekle niteleyerek şöyle der. Ulvisiyle yani gökler ve süflisiyle yani yerler itaatkar olarak geldik. Başka bir ayette ise yeryüzüne salih kullarım varis olacaktır buyurulur. Salih insan ancak kendisinde tasarruf edebileceği salih ve iyi mala varis olabilir. Çünkü salih bir kuldur. Allah bütün kullar yeryüzüne varis olacaktır dememiştir. Bu durum dünya terekesinin salih bir kazanım olduğunu ve Allah'ın salih kullarının ona varis olduğunu gösterir. Peygamber şöyle buyurur. İçinizden biri Allah dünyayı lanetlesin dediğinde dünya Allah bizi Rabbine asi edeni lanetlesin der. Evet, Resulullah Efendimizin sözü, hadis-i şerifi bir daha okuyalım. İçinizden biri Allah dünyayı lanetlesin dediğinde dünya şöyle karşılık verir. Allah bizi Rabbine asi edeni lanetlesin der. Böyle biri onu lanetlediği ve adını açıkça zikrettiği için dünya için kötü bir oğuldur. Dünya ise oğullarına merhametinden oğlunu lanetleyememiş ve Rabbine bizi asi kılanı Allah lanetlesin demiş. Onu ismiyle zikredememiştir. İşte bu annenin oğluna olan şefkat ve merhametidir. Ne şaşılacak iştir. Allah'ın bize emrettiği itaat sınırında duramadık. Onu başaramadık. Annenin yani dünyanın tanık olduğumuz huylarına, bize olan şefkat ve merhametine vefa gösteremedik. Hazreti Peygamber, dünya müminin ne güzel bineğidir. Onun üzerinde iyiliğe ulaşır. Kötülükten onun vasıtasıyla kurtulur buyurur. Hazreti Peygamber, kötülükleri kendilerine hatırlatıp onları kötülüklerden kaçırmak, iyilikleri süsleyerek kendilerini iyiliğe yöneltmekle dünyayı çocuklarına karşı duyarlılıkla nitelemiştir. Dünya oğullarıyla yolculuk eder ve onları iyilik diyarında kötülük diyarına taşır. Bunun nedeni Allah'ın kendisine indirdiği ve şeriatlar diye isimlendirdiği ilahi emirleri güçlü bir şekilde müşahede etmesidir. Böylece kullarının mutlu olması için hükümleri yerine getirmelerini ister. Hazreti Peygamber de dünyayı en güzel niteliklerle nitelemiş, onu iyiliklerin yeri yapmıştır. Murakabe ehlinin başlama noktası bu niteliği elde etmek üzere annelerinin hallerini gözetmek olmalıdır. Anne dünyaya, dünyanın halini gözetmek olmalıdır. Çünkü çocuk gözlerini annesinin yanında açar ve ondan başkasını görmez. Bunun yanı sıra çocuk doğal olarak annesini sever ve babasından çok ona yönelir. Çünkü çocuk kendisini terbiye edenden başkasını tanımaz ve onun davranışlarını taklit etmesi kaçınılmazdır. Şöyle sorabilirsin. Peki dünya niçin ahireti kıskanır? Daha önce de belirttiğimiz gibi yetki dünyaya ait iken ki dünya böyle itaatkardır, ahiretin burada bir otoritesi yoktur. Ahirette olan şey dünyadaki haz ve acılardır. Öyleyse iki diyar eşittir. Bu nedenle
Çocuklarının ahirete yönelmesi dünyaya güç gelir. Çünkü onları ahiret doğurmadığı gibi terbiye etmekle de yorulmamıştır. Bütün bunlara ek olarak insanlar şari'nin belirlediği kötü fiillerden yaptıklarını dünya ile ilişkilendirirler. Onlar ise dünyanın değil insanların halleridir. Çünkü kötülük yükümlünün fiilidir, dünyanın değil. İnsanlar yaptıkları ve şari'yi razı eden belirlenmiş fiillerini ise ahiretle ilişkilendirir. Halbuki bunlar onların halleridir, ahiretin değil. Çünkü iyilik de yükümlünün fiilidir. Öyleyse dünya evlatlarına ulaşan veya onlardan ortaya çıkan günahın ecrinin sahibidir. Dünyayı böyle bilen kişi onu tanımış demektir. Şeriat ve akla göre onun hallerini gördüğü halde dünyayı böyle bilmeyen ve tanımayan kimse ise ahiret hakkında daha da cahildir. Çünkü o ahiretin tadını tatmamıştır. Bu noktada ahiret hallerini keşif ve mütalaa ederken Allah yolunun ehlinin keşiflerinde bir yanılgı ortaya çıkar. Onların keşfettikleri şey gerçekte ahiret değil dünyadır. Allah onu berzah aleminde keşif ya da uyku gözüyle yakazada bilemedikleri bir şekilde ortaya çıkartmıştır. Onlar ise dünya hakkında zikrettiğimiz şeyi bilmedikleri halde ateşi, kıyameti gördük diye rüyalarını anlatırlar. Halbuki orası nerede, burası nerede? O genişlik nerede, bu genişlik nerede? Böyle bir insanın gördüğü şey Allah'ın onu yarattığı iyilik, itaat, hükümde adalet, öğüt ve hayırhahlık ve hatırlatma özelliğindeki dünya halidir. Bilindiği gibi kıyamet henüz mevcut değildir. Dünya hayatında görülen dünya kıyameti, dünya cenneti ve dünya cehennemidir. Bu ikisi dünyaya hizmetçi olarak gelmiştir. Hazreti Peygamber şöyle der: cenneti ve cehennemi duvarın üzerinde gördüm. Rivayete göre küsuf namazında kıbleye doğru giderken bir miktar geri çekilmiş, sonra ileri giderken elini ileri uzatmıştır. Yani cenneti ve cehennemi o namaz esnasında Resulullah Efendimiz'e Allah-u Teala gösterdi. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki cenneti ve cehennemi duvarın üzerinde gördüm. Şimdi bu mevzuyu açacak. Küsuf namazı kılarken namaz anında bir geri gitmesi ve ileriye doğru atılması, elini uzatması durumu var Resulullah Efendimiz'in namaz esnasında. Sebebi sorulunca şöyle demiş: öne geçerken cehennemi gördüm. Ateşi bana ulaşır diye korktum. Elimi uzattığımda ise cenneti görmüştüm. Geri çekilmesi cehennemi görüp ateşi uzanır diye korktum. Ateşi bana ulaşır diye korktum diyor. Elimi uzattığımda ise cenneti görmüştüm. Onun meyvelerinden kopartıp size göstermek istedim. Onu getirseydim siz de ondan yerdiniz buyuruyor Resulullah Efendimiz. Hazreti Peygamber cehennemde bir kedi sahibesini ve Amr bin Luhayyi adında kafirlerin kafiri birini görmüştür. Vesaire. Bütün bunlar uyanık bir halde namaz kılarken oluyordu. Halbuki Peygamber ahireti gördüm, ahiret cennetini ve cehennemini gördüm vesaire dememiştir. Aksine bu duvarın üzerinde gördüm. Cenneti ve cehennemi bu duvarın üzerinde gördüm demiştir ki o da dünya hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle Peygamber şöyle der: cennet bana duvarın üzerinde canlandırıldı. Burada cennet duvarın üzerinde idi dememiştir. Başka bir rivayette ise cenneti gördüm demiş, onu bir yere izafe etmemiştir. Hazreti Peygamber bir cennetin misalinin gösterilmesini zikretmiştir. Orada bir misali gösterildi diyor yani cennetin. Bir şeyin misal alemindeki sureti ise o şeyin kendisi değil, benzeridir. Hazreti Peygamber bana misali gösterildi demiştir. Nitekim Allah Cebrail hakkında Meryem'e yakışıklı bir insan suretinde göründü demiştir. Acaba Meryem'e gönderilen Cebrail'den başka mıydı? Hayır. Vallahi o Cebrail idi.
Öyleyse peygamber cennet ve cehennemi dünyada, dünya hayatında ve dünya diyarında görmüştür. Allah kendisini överken göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır diye buyurur. Bu ikisi de dünya hayatına aittir. Ahiretteki her şeyin dünyada olduğunu kabul ettik. Bunların bir kısmını biliriz, bir kısmını bilmeyiz. Üstelik dünyada ahirette bulunmayan bir ilave vardır. Öyleyse dünya yaratılış bakımından daha tamdır. Yükümlülük ve bütün amaçların gerçekleşmeyişi olmasaydı ahiret onunla denk olamazdı. İşte ahirette de o bütün amaçların gerçekleşmesi var cennet hayatında. Şöyle diyebilirsin. Dünyanın ahiretten üstün olan ilavesi nedir? Şöyle deriz. Ahiret ayrım, dünya hayatı ise karışım ve ayrım yeridir. Üstünlüğü işte budur diyor. Öyleyse cehennemlikler ve cennetlikler ayrışır. Cennet ehli cennete, cehennem ehli ateştedir. Hepsi yüzlerinden tanınır. Dünya hayatında da ahiretteki ayrım vardır. Fakat onun kadar genel değildir. Çünkü Allah'ın bildirmesiyle dünya hayatında peygamber ve nebilerin bulunduğunu öğrendik. Aynı zamanda peygamberlerin mutlu olarak müjdeledikleri kimselerin varlığını öğrendik. Allah şöyle der, dünya ve ahiret hayatında onlar için müjde vardır. Dünyanın genelliği budur. Mutluluk ehlinden kimse bir nefeslik bile olsa maksat gerçekleşir ve dünyadan müjdelenmeden ahirete gitmez. Buna karşın peygamberlerin bedbahtlıkla müjdelediği kimse bu özelliğiyle ayrışmıştır. Allah şöyle der, onları azap ile müjdele. Burada peygamber insanların çoğuna karşı susmuş ve bedbahtları belirtmemiştir. Ahiretteki bedbahtların nitelikleri bu hayatta mutlular üzerinde gözükür. Bunlar üzüntü, bela, ağlama, zillet ve huşu gibi niteliklerdir. Ahirette mutluların nitelikleri ise bu diyarda, bu dünya hayatında cehennemlik olan bedbahtlar üzerinde ortaya çıkar. Örnek olarak iyilik, nimet, sevinç, amaçlara ulaşmak, emirleri yerine getirmek gibi huyları verebiliriz. Çünkü bu yaratılış bu niteliklerden bir payın olmasını gerektirir. Bunların bir kısmı bunları tek bir yerde bir araya getirirken bir kısmı iki diyarda bir araya getirir. Böylelikle mümin iman ile nitelenmek üzere kafirin niteliğiyle belirirken kafir ise iman ile nitelenmek üzere müminin niteliğiyle görünür. Allah mümini ve bedbahtı iman ve küfür lafzında ortak yapmıştır. Bunlar anlamları belli lafızlardır. İnsanların çoğu imanı Allah'a iman etmek ile ilgilendirirken küfrü batıla inanmayla irtibatlandırır. Allah ise batıla inananlar diyerek onları müminler diye isimlendirir. İnanan olmuş oluyor bu sefer. İnanan. Ve Allah'ı inkar edenler. Dünya ahiret hayatının sahip olduğu şeye sahip iken ahirette bulunmayan bu ilaveye de sahiptir. Teşri ahirette sadece bir yerde gerçekleşir ki orası insanların secdeye çağrıldıkları yerdir. Bu secde ile Araf'takilerin terazilerinin ağır gelmesi sağlanır. İnsanlar ise bunun farkında değildir. Bu açıklama nedeniyle Allah ehlinden bir kısmı ki kimseyi Allah'a karşı tezkiye etmem şöyle der. Hakkın dünyada insanda bulunuşu ahirettekinden daha kamildir. Bu düşüncedeki insanları gördük ve bazı meclislerde onlarla konuştuk. Bu düşüncenin delili halifeliktir. Dünyada insan hiç kuşkusuz ahirettekine göre ilahi niteliklerde daha kamildir. Çünkü burada insan nimetlendirme ve intikam gibi ilahi niteliklerle gözükürken ahirette bunlar insanda ortaya çıkmaz. İntikam olmayacak orada. Çünkü ahirette kimseye karşı nimet ya da intikam olmayacaktır. Şefaat etse bile izne bağlıdır. Öyleyse nimetlendirme izin verilene aittir. Cennet ve cehenneme gelirsek, ölümü kurban ettikten sonra, hayır, aksine bu kitapta zikrettiğimiz bir hikmet nedeniyle kıyamette intikamın bir yönü gerçekleşir.
Örnek olarak yazık yazık gibi hadisi verebiliriz. Böylelikle onlar Allah'ın kulları, Allah'ı burada murakabe ederler. Bu ise dünyanın oğullarını murakabe etmesidir. Öyleyse dünya çok gözetleyen bir annedir. Annenizin ahlakına sahip olun, mutlu olursunuz. Murakabenin terki. Murakabe, Hakk'a yakınlaşma için misali yani temsili bir tenezzüldür, bir iniştir. Allah'ı bilenlerin mertebesi ise Hakk'ın benzerinin olmamasını kabul etmeyi gerektirir. Böylelikle şekiller ve benzerler ortadan kalkmış, ilahın durumu sınırlanmamış ve zapt edilmemiş, işi bilinmez olmuştur. Hakk'ın bize malum olduğuna inandığımızda bile onun malum olmadığı açıktır. Ve onun hakkında sübutu bir bilgi gerçekleşmemiştir. Aksine gerçek bir olumsuzlama ve akledilir bir nispet vardır. Bu nispeti dışta var olan eserler sağlamıştır. Dolayısıyla nasıl, nerede, ne zaman, vaz, görelilik, araz, cevher, ne kadar ki miktar demektir ve benzeri 10 kategorinin hepsi kesin bir edilgenlik ve belirli bir fiilden ibarettir. Başka bir ifadeyle bilinmeyen bir failden ortaya çıkan fiilden ibarettir. Onun eseri görülür fakat haberi bilinmez. Kendisi bilinmez ve varoluşu meçhuldür. Öyleyse kimi murakabe edeceksin? Gözün gördüğü, hayalin zapt ettiği, zamanın sınırladığı, nitelik ve hükümlerin saydığı, hallerin nitelendirdiği, konumların ayrıştırdığı, göreliliğin izhar ettiği, araz veya cevherin gösterdiği bir şey yok ki. Nitelikleri kabul etmeyen nasıl murakabe edebilir ki? Bilgi hayali ortadan kaldırır. Öyleyse Allah gözetendir, gözetilen değil. Allah koruyandır, hafız, korunan değil. İnsanın koruduğu şey kalbindeki itikadıdır. İşte bu kulun Rabbinden kalbine sığdırdığı kısmıdır. Öyleyse murakabe edersen kimi murakabe ettiğini bil. Kendinden uzaklaşmış ve zatından başkasını bilmiş değilsin. Öyleyse sonradan olan ancak kendisiyle ilişkili olana ilişebilir. Bu ise söz konusu şeyden senin yanında bulunan şeydir. Senin nezdinde bulunan ise sonradan olmuştur. Öyleyse sen kendi cinsinden uzaklaşmış değilsin ve gerçekte nefsine yerleştirdiğin şeyden başkasına tapmadın. Bu nedenle Allah hakkında sözler farklılaşmış, haller başkalaşmıştır. Bu bağlamda bir grup o şöyledir derken bir grup ise öyle değildir, aksine şöyledir. Bir kısmı ise Allah hakkındaki bilgide suyun rengi kabın rengidir demiştir. Bu durum delil ile etkindir. Gözün görmesinde bu söz sahibinde etkindir. Bakınız, hayret bütün inançlara nasıl nüfuz etmektedir? Hepsinin de hayreti büyük olmuş, hasletleri sürmüş, mabudunu bilemediği için maksadına ulaşamamışlardır. Bunun nedeni insanın elde edilmesi mümkün olmayan bir şeyi hedeflemesi, yolu bilinmeyenin yoluna kendini vermiş olmasıdır. Kamilden daha mükemmel olan insan, Allah hakkında bütün inançları kabul eden, onu imanda, delillerde ve inkarda tanıyan kişidir. Çünkü inkar belirli bir itikada yönelmek gibidir. Öyleyse hakikate yani bire ulaşmak istiyorsanız onu her gözle görünüz. Çünkü hak tecellisi genel olandır. Her surette bir yüzü yani veşi ve her alemde bir hali vardır. Artık ister murakabe et ister etme. Sadece sevap alan ve veren, ceza gören ve cezalandıran vardır. Evet, burada son izahatında gene güzel bir sır ve bakış açısını bize vermekte Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Kişi arif olan yani kamilden daha mükemmel olan insan diyor, Allah hakkında bütün inançları kabul eden kişidir. Yani herhangi bir itikatla sınırlı kalmaz. Tabii ki Kur'an'da belirtilen, burada yanlış anlaşılma çıkmasın, Kur'an'da belirtilen şeriatın çizgisi dahilinde arif hareket eder elbette ki. Bununla birlikte alemdeki diğer tüm insanların itikatlarında kendi baktıkları yere göre inançlarını görür. Nereden baktıklarını gördüğü için onların bakış açısından baktıklarında onlar da kendi doğru yollarındadır.
Bakın, alemde yaratılmış her şey kendi sırat-ı müstakimi üzeredir. Gene mesele oraya geliyor. Şimdi bir kulun kendi sırat-ı müstakimi var. Bir de şeriatın Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakimi var. Karıştırmayalım bunları. Kul kendi Rabbi hassı cihetiyle herkes kendi sırat-ı müstakimi üzeredir. Kendi Rabbinin çizmiş olduğu yolu üzerindedir. Rabbi hassının. Bu konuları daha önce de işlemiştik. Gene derin soru cevap şeklindeki mevzularda da işlemiştik. Bir de Fatiha suresinde geçen Allah'ın bize işte bizi talep ettiğimiz Allah'tan bizi sırat-ı müstakime ulaştır dediği işte o şeriat çizgisini gözeterek, Allah'ın koymuş olduğu sınırları gözeterek, Allah'ın razı olduğu emri istikametindeki sırat-ı müstakim kastedilmekte burada. Yoksa kullar, yaratılmış olan herkes kendi sırat-ı müstakimi üzerindedir derken buradaki kastettiğimiz sırat-ı müstakim Allah'ın iradesi yönünden sırat-ı müstakim. Çünkü Allah'ın iradesi mutlaktır alemde. Neyi murat ettiyse o aynen harfiyen işler. Bir de Allah'ın emri vardır dedik ki işte peygamberleri aracılığıyla getirdiği şeriatları. İşte burada Fatiha suresinde biz Allah'tan talep ettiğimiz sırat-ı müstakim, dosdoğru yol, şeriat çizgileriyle çizilmiş, belirlenmiş yoldur. Razı olduğu, Allah'ın razı olduğu, bize emrettiği yoldur. Biz bunu talep ederiz. Fatiha'da bunu isteriz. Dolayısıyla arif kişi işte her kulun Rabbi hassı cihetinden ya da başka bir ifadeyle Allah'ın iradesi cihetinden sırat-ı müstakime üzere olduğunu bilir. Baktığı yeri görür, onun gözüyle bakmasını bilir ve bütün itikatları kabul eder. Kime göre? Kulun bakışına göre. Kabul eder derken sen doğru yollasın, tamam sen bu yola git anlamında değil. Onun bakış açısından, onun ayağını sabitesi gereği Rabbi hassı cihetiyle sırat-ı müstakimi üzerinde olduğunu bilir ve kabul eder. Anlatılmak istenen bu. Yanlış anlaşılmasın konu. Ne diyor? Onu imanda, delillerde ve inkarda tanıyan kişidir diyor arif kişi. Evet, onu imanda, iman eden de, delillerde ve inkarda, inkar eden de ne cihetten inkar ediyor? Gene orayı da bilir arif kişi. İnkarcı hangi cihetten inkar etmekte? Hangi gözle bakmakta da inkar etmekte? Dolayısıyla tüm itikatlardan haberdardır. O itikatları bilir. Kimmiş bu? Arif olan, yani kamilin en mükemmeli. Çünkü Allah'ın her surette bir yüzü, veçhi vardır ve her alemde bir hali vardır. Her nereye dönerseniz dönün, veçhi oradadır ayeti kerimesi var ya, Allah-u Teala'nın veçhi oradadır. Evet, burada bu şekilde bu konuyu da tamamlamış olduk. Şimdi geldik rıza makamı ve sırlarının bilinmesi. Allah seni başarıya erdirsin. Bilmelisin ki kesin delildir sözüm. Rızanın çoklukta mevcut olan şeye kanıt olması demektir. Kul mevcut olan ile Allah karşısında saygının gereğiyle Allah'tan razı olur. Çünkü Allah'ı vekil edinmiştir. Rıza Allah ehli nezdinde görüş ayrılığı bulunan bir konudur. Rıza bir makam mıdır, hal midir? Hal sayanlar rızayı mevhibelere katarken makam sayanlar kazanımlara katar. Rıza ilahi bir niteliktir. Allah'a izafe edilmiş her ilahi nitelik ise vergi veya kesb ile nitelenmez. Öyleyse kendisini yaratıklarla ilişkilendirdiğimizde rıza hakka ait olandan farklı bir anlam kazanır. Bu durumda o yaratıklara göre kul adına gerçekleşip sabit olursa makam, yok olursa haldir. Rıza gerçekte her iki niteliği de kabul eder ki bu doğrudur. Öyleyse rıza bazı insanlar için hal, bazıları için makamdır. Her ilahi nitelik böyle ele alınır. O halde ilahi nitelikler yaratıklara nispet edildiklerinde inançların yerini alırlar. Allah her inancı kabul ettiği ve her inanç onun hakkında doğru olduğu gibi ilahi nitelikler de yaratıklara nispet edildiklerinde makamların ve hallerin niteliklerini kazanırlar. Bu ve benzeri niteliklerin açıklaması böyledir ve işin gerçeği de budur. Allah kendisini razı olmak özelliğiyle nitelemiştir. Bu kulun kendinden Allah'a verdiği şeydir. Allah ondan razı olmuş, kul da bütün gücünü vermemiş olsa bile Allah'tan razı olmuştur. Sonuçta bir güçlüğe düşmesine yol açacak şekilde bütün gücünü harcarsa onu güçlük ve meşakkatle vermiş sayılır. Allah ise dininde kullarından güçlülüğü kaldırmıştır. Buradan gücünüz yettiğince Allah'tan korkun
ayeti ve Allah insanı gücü ölçüsünde yükümlü tutar gibi ayetlerde dile getirilen güç yetirmenin tanımının güçlüğün ilk derecesi olduğunu anladık. Kul bunu hissederse veya hissetmezden önce farkına varırsa dince emredilmiş güç yetirmenin sınırıdır. Böylece kul gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun ayetiyle Allah dinde sizin için bir güçlük yaratmadı ayetini ve Allah'ın dini kolaydır hadisiyle Allah size kolaylık diler ayetini gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun ayetinde bir araya getirir. Sahabe takva ile ilgili güç yetirmeden belirttiğimiz şeyi anlayınca takvanın hakkı ifadesindeki azimet karşısında güç yetirme bir ruhsat olmuştur. Böylelikle Allah yükümlü tuttuğu şeyi herhangi bir güçlük çekmezden gücün ölçüsünde yerine getirdiğinde senden razı olur. Sen de dünyada sana verdikleri nedeniyle Allah'tan razı olduğun gibi bu konuda ondan razı olursun. Dünya hallerinin bilhassa itaat demek olduğunu açıklamıştık. Bunu murakabe bahsinde açıklamıştık. Hakkın dünya ve ahirette sana verdiği her iyilik ve nimet Allah'ın nezdindekine göre pek azdır. Allah'ın nezdindeki şeyler sonsuzdur. Senin için gerçekleşen şey ise varlıkta gerçekleşmesi bakımından sonludur. Sonlunun sonsuza nispeti ise azın azıdır. Hızır sudan içmek için denize gagasını daldıran kuş hakkında Hazreti Musa'ya böyle diyerek kuşun gagasıyla aldığı su ile denizi insanların ve Allah'ın sahip olduğu bilginin örneği yapmıştı. Bu nedenle Allah amelin azı hakkında Allah onlardan razı olmuş demiş, sevabın azı hakkında Allah da onlar da Allah'tan razı olmuştur demiştir. Çünkü sonsuz olan şeyin elde edilmesi mümkün değildir. Çünkü o sonsuzdur. Bu nedenle rızanın az ve mevcut ile ilgili olduğunu söyledik. Bu ise mevcut ile razı olmaktır. Böylelikle Allah'ta az ile razı olunur. Allah önce kendisinin kullarından razı olduğunu zikretti. Allah'ın rızası kendilerini yükümlü tuttuğu amellerden güç yetirilebilenleri kabul etmesidir. Bunun karşılığında gerçekleşen sevaptan kullar razıdır. Çünkü onlar Allah'ın nezdinde kendilerine ulaşandan fazlasının bulunduğunu bilir. Öyleyse Allah onlara her an ve hal be hal sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırır. Bununla beraber meşru bir yükümlülükten kaynaklanan kulların amelleri kesilir, ibadetleri kesilmez. İyi ya da kötü amelin karşılığı cennet ve cehennemliklerde bir sona erdiğinde karşılıkları mutlularda ibadet, cehennemliklerde zorunlu kulluk karşılığı olarak kalır. Bu ise hiçbir zaman kesilmeyen bir karşılıktır. İşte bu rahmetin genişliğinin ve kapsayıcılığının onlara verdiğidir. Çünkü Rablik iddiasında bulunsalar bile günahkarlar zorunlu kulluklarını görmekten ayrılmaz. Onlar bulunduklarını iddia ettikleri şey hakkında yalan söylediklerini kendiliklerinden bilirler. Rablik iddiasında bulunanlar. İlgili olduğu şeyin yok olmasıyla iddia ortadan kalkar. İddia esnasında ve bundan önce üzerinde bulundukları kulluk nispeti geride kalır. Böylece bela sözünün meyvesini devşirerek irtidat ettikten sonra Müslüman olan kimseye benzerler. Artık hepsinin üzerinde bela, yani evet Rabbimizsin sözü hüküm sahibi olur. Sahip oldukları ölçüsünde bedbahtlığa maruz kalmalarından sonra hepsi sonunda mutluluğa ulaşır. Bela sözü, yani evet Rabbimizsin sözü başından sonsuza değin dünyada, berzah ve ahirette kendilerine eşlik eder. Bazı insanlar ise görünüşte ortak koşulanlar hakkında iddia ettikleri ilahlık nedeniyle tevhid hükmünden kendilerini çıkartan geçici durumlara maruz kalır. Böylece onu ispat ettikleri gibi ilave yaparlar. Onların bu ekledikleri müminler için sebepler gibidir. Arizi olan her şey yok olduğu gibi
Hükmü de yok olmayla yok olur. Hüküm esasa döner. Esas ise mutluluğu gerektirir. O halde Allah'ın izniyle herkes mutluluğa ulaşır. Bununla beraber iki yer de kalıcıdır. Yani cennet ve cehennem kalıcıdır. Her birini dolduranlar vardır. Rahmet de her ikisine eşlik ettiği gibi burada da zorunlu kulluk herkese eşlik eder. Bazı kimseler bu zorunlu kulluk üzerinde kalırken Rabbik iddiasında bulunan kişi kendisinden zıttını bildiği bir iddiada bulunmuştur. O halde rıza makamı sana açıkladığımız şekildedir. Artık bundan sonra rıza için ister hal, ister makam, ister ne hal ne makamdır de. Rızanın Allah'a ve yaratıklara nispeti arasındaki farkı da öğrenmelisin. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Rızanın terkinin bilinmesi. Allah'ın mertebesi az ile rıza olunmayacak kadar geniştir. Halbuki rıza az ile yetinmek demekti. Fakat Allah'tan değil, verdiği anlamındaki ondan olandan razı eder. Çünkü Allah'tan razı olmak Allah adamlarının himmetlerini keser. Allah'tan razı olmak Allah adamlarının yani ehlullah'ın himmetlerini keser. Allah ise peygamberine hitap ederken Rabbim bilgimi arttır de buyurdu. Bununla birlikte öncekilerin ve sonrakilerin bilgisi onun adına gerçekleşmiş, bütün hakikatleri toplama özelliği kendisine verilmişti. Allah'tan istenilip Allah'a fazla gelebilecek bir iş yoktur. Bakın burada yine bir sırrı açıyor bir şekilde buradan tefekkür ettiğimizde görüyoruz. Bakın Allah'tan istenilip Allah'a fazla gelebilecek bir iş yoktur. Duamızda isteyeceğiz. Yani azı istemekle duada Allah'tan azı talep etmekle bu yanlış olur. Allah'ın şeyi sonsuz. Nimetleri de sonsuz, yaratıkları da sonsuz. O zaman talep etmek lazım, istemek lazım. Azla yetinmek yanlış olur. İsterken, Allah'tan isterken. Bu yine burada ayette de örnek verdi. Allah-u Teala nasıl buyuruyor Resulullah Efendimiz'e? Rabbim ilmimi arttır de. Burada tamahkarlık yok. Yani azla yetinmek yok. Daha fazlasını ilmi. Çünkü her şeyin başı da ilim. İlmi olan her şeye sahip olmuş oluyor aslında. Buradaki ilimden kasıt da tabii ki Allah'ı bilme ilmi. Ona sahip olan her şeye sahip olmuş olur. Devam ediyoruz. Allah'tan istenilip Allah'a fazla gelebilecek bir iş yoktur. Allah'tan istenilen şeyler sonsuzdur ve dolayısıyla onun nezdinde durulacak bir ucu yoktur. O halde Allah'ı bilenlerden isen daha fazlayı istemede geniş davran. Hep fazlasını iste diyor. Mümkünlerin genişliği bir bitiş kabul etmezken kendisi için zorunlu hususlarda ve her mümkünün onda bir sonu bulunmayacağı hakkındaki bilgisine göre ilahi genişlik hakkında ne düşünürsün? Böyle bir bilgi selp veya ispat, olumlama veya olumsuzlama nitelikleri bakımından mümkünün ilgili olmadığı şeyler izafe edilebilir. Kul rızayı terk ettiğinde onu bu tanıma göre terk eder. Öyleyse kul Allah'tan razıdır ve ondan razı değildir. Çünkü ondan razı olmak onu bilmemek ve nakıslık demektir. Kamil kul ise kemal suretinde yaratılmıştır. Bazı sufiler 60 küsür seneden beri ya da belli bir süre vererek Allah beni nahoş bulduğum hiçbir duruma yerleştirmedi der. Pirler bu sözün rıza makamının sürekliliğine işaret ettiğini söylemiştir. Bununla ise hallerin sabitliğine delil getirilir. Çünkü onlara göre rıza hallerden biridir. Böyle bir hal masum ve korunmuş olmayandan başkası hakkında geçerli değildir. Dolayısıyla bu sözü söyleyen kimse korunmuş ve masum kimselerden olabilir. Böyle değil ise kaza edilen her konuda değil, Allah'ın kendisini yerleştirdiği durumlar hakkındaki kazasından razı olmayı kastetmiştir. Çünkü kaza edilen şeyde doğru bir görüş sahibi isen, hakkın yüzünü onda görmüş fakat ondan razı olmamışsındır. Onu bu ilahi göz ile görmez isen, gerçekte ondan razı olsan bile hakkın yüzünü görmüş olmazsın. Allah kulları için inançsızlığa razı olmaz. Öyleyse bu
hal veya makamdan kendini koru. Çünkü o, hak ile didişme anlamı taşıdığı için üzerinde ayakların sabit kalamadığı kaygan bir zemindir. Evet, bu hafta burada tamamlayalım sohbetimizi. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahümme ufirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani, subhanellezi yarani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah, esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah, esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna icmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti emma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.